Sevgili dostlar, Hazreti Davut dönemine devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Serhat Ahmet Han hocamla beraberiz. Hocam, işte birinci bölümde bir krallığını konuştuk, Talut'u konuştuk. Ama Hazreti Davut'un bugüne kadar ki hatta bazı hanedanlıklarda vardır ya, Hazreti İsa'dan da geldiği neslinin geldiğinde söyleyenler, inananlar vardır. Bir neslini de konuşmuş olalım. Hazreti Davut'un o Davut yıldızı, o da çok önemlidir. Onu konuşalım. Bir de Calut'u öldürmesi var. Böyle bir açalım. Bu bölümde de tam konuyu tamamlamış oluruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu Calut öldürmesiyle getiriyor ve orada bitiriyor konuyu. Şimdi burada şunu anlamamız lazım. İsrailoğulların 12 tane kabilesi var dedik, değil mi? 12 tane kabile. Bu 12 tane kabileden iki tanesi, iki kardeş yani Yusuf'la Bünyamin ayrı. Bunlar küçük çocuk ve küçük hanımından olanlar. 10 tanesi de diğerlerinden. Yani büyük hanımından olanlar. Bu 10 tanesinin içinde bunların hepsini kontrol eden ve ayrı bir güç olarak bunların hepsine yetecek güçte Yahudoğulları var. Bu Yahudoğulları zaten ayrı bir bölgedeler. Ve onlar çok güçlü. Diğerlerinin hepsi İsrail dediğimiz bölgede. Bu İsrail dediğimiz bölge kuzeyde. Yani bunu nasıl anlayacağız? Şimdi bugünkü haritalara göre bizim Türkiye'nin altından böyle Suriye, Lübnan bölgesi, İsrail'e kadar olan bölge, Lübnan'ın da bir kısmı bu İsrail bölgesi üst taraf. Zaten önce bu İsrail yıkılıyor. Yahuda bölgesi de aşağıda ve ta Mısır'a kadar. Yahuda bölgesi daha sonra yıkılan. Yani bu iki bölge aslında tek bir devlet ama kral olduktan sonra tek bir devlet oluyorlar ama yine de iki tane ayrı bölge. Bu Yahudoğulları hepsine bunların baskın duracak durumda. Ayrı bir kendilerine bir devlet kurmuşlar sanki. Şimdi bu Davut Yahudoğullarından. Bunların öncesinde Hazreti Musa, Hazreti Harun Yahudoğullarından önce. Ama sonra Davut'a geliyor. Şimdi Davut küçük bir çocuk. Küçük bir çocuk. Bu Saul, bu Yeminoğullarından. Bunların da iddiası var ama en zayıf kabile dedik. Şimdi bu Saul, yani Talut, Kur'an-ı Kerim'de geçen, kral oldu. Filistinlerle gene savaşıyorlar. Fakat bir varlık gösteremiyor Saul. Yani kral seçtiler hani yenelim onları falan diye ama bir şey gösteremiyor. Onun üzerine Samuel peygamber de tekrar Allah'a münacat ediyor falan filan. Böyle yani ne olacak bu durum falan. İşte ben birisini göndereceğim. O geldiği zaman krallığı değiştireceksin. Şimdi bu nereden çıkıyor? Davut küçük çocuk olduğu için yani küçük derken 13-14 yaşlarında bir çocuk veya 15 yaşlarında bir çocuk. Abileri bunun cephede Filistinlerle savaşıyorlar ama savaş yani şey olmuş artık. Yani onlar bir saldırıyorlar, bazen bunlar yeniyor, bazen onlar aylar sürüyor, yıllar sürüyor. Milletin ticareti şeyi herkesin devam ediyor ama cephede askerler var. O karşı tarafta Filistinli askerler var. Bunları yemek götürüyorsun, besliyorsun, onlarla konuşuyorsun, geliyorsun falan. Şimdi bu Davut da çobanlık yapıyor. Keçileri otlatıyor, koyunları otlatıyor. Yani bunu cepheye sen ufaksın gitme demişler. Fakat bir tane Calut diye birisi çıkıyor. Golyat. Şeydeki adı. Tevrat'taki adı Golyat. Meydan okuyor. Diyor ki ya bu savaş bu kadar uzadı. Sizin içinizde İsrailoğullarına meydan okuyor. Sizin içinizde hiç adam yok mu? Ama bu çok güçlü kuvvetli bir şey. Ondan sonra insan yok mu, erkek yok mu işte onlar böyle gururlarını kıracak laflar söylüyor. Her gün meydan okuyor, her gün meydan okuyor. Bu Davut da demişler ki yani abilerin cephede sen onlara yemek götür. Tamam diyor ben yemek götüreyim. Koyunları bir arkadaşına bırakıyor. Yemek götürüyor. Bakıyor Calut meydan okuyor. Ya diyor bu nasıl bir şey diyor bu yaşayan yani Tevrat'ın ayetlerine göre yaşayan Tanrı'nın halkına bu diyor Filistinli nasıl meydan okuyabilir bu sünnetsiz insan falan onların şeyine göre. Yani Tevrat'taki ayette öyle. Ya sen karışma git diyorlar sen işine bak falan filan. Ben diyor bunun karşısına çıkarım diyor. Abileriyle tartışıyor. Ya oğlum git koyunların başına git falan filan böyle. Ondan sonra yok diyor ben gideceğim diyor şeyle konuşacağım. Hocam sizin uslup da fena Ya yani. Ya oğlum. tabii yani öyle. Öyle anlaşılıyor. Yani ayetlerin akışından öyle anlaşılıyor. Yani çünkü kendi kardeşlerine söylüyorlar. Efendim ben diyor kralla konuşacağım. Kralı gidince
Efendim diyor ki sen onunla savaşamazsın. Bak buradaki sembolik şeyler de çok önemli Tevrat ayetlerinde. Neden savaşamayacakmışım diyor. Sen diyor gençsin ve tecrübesizsin. Saul Davut'a. Ama o gençliğinden beri savaşçıdır. Bak şimdi bu ayeti aldığımız zaman, bugün uyguladığımız zaman da çok acayip bir açılımı var. Yani burada mesela İsrail'in de durumu genç. Ama onun karşısındaki rakip olacak olan güç gençliğinden beri de savaşçı. Bunları hep birleştirerek anlayabilirsin bunu. Bunu neden söylüyor? Bu konuşmayı Tevrat ayetlerine koymuş. Tevrat'ın her yeri bozulmuş değil. Bazı yerlerde çok önemli noktaları yakalayabilirsin. Bozulan yerleri var, ben onları anlamaya çalışıyorum. Ama bozulmayan yerlerinde böyle geleceğe çok acayip işaretler var. Neyse o kısmını geçelim. Böyle bir konuşma geçiyor. Yok diyor, ben diyor illaki onun karşısına çıkacağım. Tamam diyor Saul, benim zırhımı giy, benim şeyimi giy. Fakat zırhını giydiği zaman hareket edemiyor Davut. Hareket edemiyor, çıkartıyor zırhları, atıyor. Bu da önemli. Yani benim zırhımı giy dediği, yani sen silahlarını kuşan, bir cephe savaşı yap. Onun gibi ol. O da savaşçı, sen de savaşçı ol. Yok, ben o şekilde savaşmayacağım. Denk ol bana diyor. Ben o şekilde savaşmayacağım demesi burada, İsrail'in rakipleriyle böyle cephe savaşı asla yapmayacağını anlıyoruz. Cephe savaşı yapmayacak, başka türlü kurnazlıkla yenecek demektir. Peki nasıl yapacaksın? Gidiyor 5 tane taş aldı diyor. Derenin kenarından cebine koydu diyor. Bir tanesi sapanını da çıkarttı. Bir tanesi taşı yerleştirdi. Karşıda da Calut var. Calut onunla dalga geçti. Beni sapanla mı vuracaksın falan diye. O da çıkarttı, attı sapanını, alnına saplandı. Düştü diyor. Gitti onun kılıcını aldı. Bu da çok önemli. Yani Calut'un kılıcını alıp Davut'un, Calut'un kafasını kesmesi. Bu mesela Davut'un kılıcı, Topkapı Sarayı'nda bu semboller hep var kılıcın üzerinde. Kesilmiş baş. Mesela orada Davut'un kılıcı diye geçiyor ama aslında Davut'un kılıcı yok. Sapanı var. Calut'un kılıcıyla Calut'un başını kesiyor. Bu da çok önemli. Bu şu demektir. Rakip devleti kendi ordusunun gücüyle yenecek demektir. Yani kendi gücüyle, kendi ordusunun gücüyle değil de rakip devletin ordusunun gücüyle rakip devleti ikiye bölecek demektir. Başın kesilmesini de ben daha önce kitaplarımda şöyle yorumlamıştım. Başkentle şeyin ayrılması. Yani başkenti ayırıp kopartacak. Devletten kopartacak. Gövdesini ayrı bir tarafta, başkent ayrı bir tarafta olacak demektir. Neyse bunların ayrıntılarına gireriz. Bugüne çok işaretleri var. Şimdi burada bu şekilde Calut'u yeniyor. Ve Calut'u yendikten sonra Saul hala kral. Onu diyor ki sen bayağı şey bir delikanlıya benziyorsun. Ben seni yaverim olarak aldım. Benim silahlarımı sen taşıyacaksın. Bu silahlarımı sen taşıyacaksın demesi de bu günümüze bunun projeksiyonunu yaparsak Davut'un bugündeki sembolik şeyi kimse İsrail ordusunun içerisinde onun genelkurmay başkanı olacak demektir o. Ve ondan sonra her şeye, göreve Davut'u gönderiyor ve her görevde başarılı oluyor. Her başarılı oldukça da Saul'un krallığının imajını zayıflatmış oluyor. Yani Saul'un kişisel imajını zayıflatmış oluyor. Bunun üzerine dedikodular çıkıyor. Ama Davut'un yaptığı şey, Saul'un bir tane oğlu var, Yonatan diye. O Yonatan'la çok iyi arkadaş oluyor. Yonatan'la arkadaş olması kendi aleyhine Saul'un bir girişimi olacaksa, yani çünkü burada artık Davut Saul'e rakip oldu. Herkes, çünkü bu Yahudoğullarından geliyor dedik. Yahudoğulları güçlü bir kabile. Yahudoğulları diyorlar ki bırak sen Saul'u Maul'u, biz ayrılalım, gel bizim başımıza geç. Gel kral ol, gel kral ol. Sen ondan daha iyi iş yapıyorsun. Bütün gittiğin yerlerde başarılı oluyorsun falan. Bütün bu dedikodular tabii Saul'un krallığını sarsıyor. Sarsınca Davut istihbarat olarak Saul'un oğlunu Yonatan'ı arkadaş oluyor ve ondan devamlı bilgileri alıyor. Burası da çok önemli. Bak bunlar hep bağlantılar. Saul artık bu dedikodularla başa çıkamayacağını, imajını iyice zayıfladığını düşünüyor. Yani onu zorlu görevlere gönderse bile başarılı oluyor. Çünkü ölsün diye gönderiyor, başarıyor. Ölsün diye çok zor şey gönderiyor, başarıyor. Bütün yani eşkıyaların şeylerin üzerine onu gönderiyor. Her başarısında diyor ki ben buna suikast yapmadan olmaz.
bir suikast tertipliyor. O suikastı Davut Saul'ün oğlu tarafından öğreniyor. O suikastı tamamen Saul'ü suikast yaparken suçüstü yakalıyor. Öldürmesi gerekir. Öldürmüyor. Bütün herkes diyor ki öldür. Öldürmüyor. Serbest bırakıyor. Onu serbest bırakınca daha da halkın gözünde büyüyor. Namı büyüyor. Öyle diyelim. Bu sefer yanındaki bütün o zaten Genelkurmay Başkanı gibi bir şey olmuş. Alıyor bütün kendi adamlarını dağlara gidiyor. Memlekete dışarıdan saldıracak olan İsrailoğulların üzerine saldıracak olanlarla savaşması gerekiyor. Fakat bırakıyor hani Saul daha zayıflasın diye. Ondan sonra Saul geliyor ondan yardım istiyor. Diyor ki ya yapma böyle memleketi zapt edecekler sen dağlara kaçtın. Gel bari vatanı kurtaralım. Tamam diyor o zaman madem şey yaptın. Gidiyor onları yeniyor. Yendikten sonra bu sefer Saul rahatlayınca bak ne olaylar. Tekrar suikast düzenliyor Hazreti Davut'a. Tekrar o suikastı da yine oğlu vasıtasıyla öğreniyor. O içeriden bilgi alıyor. Tekrar onu yakalıyor. Tekrar öldürmesi gerekir. Öldürmüyor. Böyle böyle artık en sonunda bütün İsrail halkları diyorlar ki yani Saul'den bir şey olmaz. Davut bizim başımıza geçsin. Yani burada bu anlatılan şey şu aslında. Bu kadar maceralı Tevrat'ta anlatılması neden acaba diye ben baktığımda şunu anlıyorum. Burada Davut asıl soydan gelmiyor. Yani İsrailoğulları dan ama baba kısmı, anne kısmı değil. Anne kısmı başka bir yere bağlanıyor. Onu şimdi anlatırız. Yani şeye bağlayacağız o zaman. Hani şu anki hanedanlıklar... Bugüne gelişinde bugüne de bunun şey, önemi var. İnanıyorlar ya onu mesela Hazreti İsa'dan ki yine o şekilde inanıyorlar. Bir oğlu ve bir kızı olduğunu ve o kızından geldiğine de inanıyorlar. Biraz onu açabiliriz. Bir de şu onu şeyi hocam, da Davut'un yıldızı, Hazreti Davut yıldızı. Bu da çok konuşuyor. İstersen şimdi, buna bir üçüncü bölüm daha yapalım. Bir 15 dakika daha yaparız. Yetiştirebiliriz aslında. Yetiştirebiliriz. Yok. Kaç dakika var? Yani, yetişmeyebilir. Hızlı hızlı anlatırsan yetişirdim. Bir, şimdi Hazreti Davut yıldızı, Hazreti Süleyman yıldızı, Siyonizmin şunu yıldızı bitirelim falan önce. Bunlar böyle peş peşe de gelir ya. O şeyi bir açalım. Mesela tamam. O 3-6 yani köşeli yıldız, yanında. Bugünkü haç mesela bunlar hep eski semboller. Hı-hı. Onları anlatırız yani. Hı-hı. Şimdi mi olur, anlatayım? Mesela Davut yıldızı mesela. Bu yani Davut yıldızı çıkmıştır? Mesela bu eski Muğ kıtasından geldi söyleniyor. Hı-hı. Atlantis'ten geldi söyleniyor ama fark etmez. Ya, o kullanmış mı o sembolü? Atlantis olmasa bile çok eski semboller bunlar. Tamam ona niye? Mesela bu semboller Osmanlılar kullanmış. Davut yıldızı her yerde var. Hı-hı. Selçuklular kullanmış. Tamam. Daha Hazreti önceden. Davut'la ilgili niye bu özdeşleşmiş? O bunu ya bir yerde eski kullanmış. Eski bir sembol bu kainatı anlatıyor. Ne mu? Bileyim bir sancağında ya da başka bir yerde yüzüğünü bir yerde mi kullandı da öyle biz hatırlıyoruz. Hazreti Süleyman'da da öyle onun yüzüğüyle ilgili de bir sembol vardır. Ya şu onlar şimdi bak orası belli şu, değil. Şu yüzüğün şey işte yani. Ay sen şimdi bak bugünkü bilgiyle biz onu söylüyoruz. Bak şimdi işte. bu yıldızın İsrailoğullarının bayrağının sembol olması nereden oldu? Hı-hı. Onu anlayalım. Bu semboller çünkü çok eski. Şimdi bu nasıl oldu biliyor musun? Bunu bazı İsrailliler, yani Almanya'da Hitler'den önce, Hitler zamanında oldu bu. Hı hı. Hitler'den önce adam mesela dükkan açmış, bunu kullanıyor. Veya haç kullanan da oluyor. Başka sembol kullanıyor. Başka Yahudilerin çoğu bunu şey bereket sembolü gibi görmüşler. Çünkü bu çok eski sembol. Kullanmış bazıları. Kullanınca Hitler zamanında şey olunca, Yahudilerin üzerine hücum olunca, tabii çingeneler de var. Yani o bölgede bir sürü şey, Hitler sırf Yahudileri yapmadı yani. Bir sürü yakaladı. Türkler de vardı, çingeneler de vardı. Ayırabilmek için ne yapalım bunlara? Dediler ki ya bunlar bu sembolü çok seviyor, bunların kollarına bunu yapıştıralım biz. Bütün hepsine kollarına filmlerde görürsün. O İsrail'in bugünkü bayrağındaki bu Davut'un yıldızının sembolünü koydu Hitler. Koyunca onların alameti farikası oldu. Ondan sonra da bayraklarını aldılar. Yani bu son dönemde onlarla özdeşleşen bir şey. Aslında bu mesela Hitler'in gamalı haçı. Hı hı. Mesela bu gamalı haç. Bu gamalı haç da aynı şey. Yani bunlar kainatı temsil eden şeyler. Bu 6 tane yıldızın köşeleri kainatın 6 safhada yaratıldığını. Kur'an-ı Kerim'de de var 6 günde. Hı hı. Yaptı diye. Tevrat'ta da var. O 7. günde dinlendi diyor. Kur'an-ı Kerim'de de tahtına oturdu diyor. 6 günde yarattı ve tahtına oturdu diyor. Yani istiva, mesela bu istiva ayeti çok tartışılmış. Şimdi
Bu şey nedir? Gamal ağaç olsun. Gamal ağaçın biraz daha özelliği var. Mesela haç, normal Hristiyanların haçı. Artı olarak baktığımızda. Artı olarak baktığımızda bu Hristiyanların haçı dört da şey. Dört element mi o? Bu dört element. Yani zamanında mesela ateş, hava, su, toprak. Ama bu ateş, hava, su, toprak ne? Bugünkü biz bilgimizde bunu anlıyoruz ki bu efendim nükleer güç, zayıf nükleer kuvvet, efendim elektromanyetik kuvvet, yer çekimi kuvveti. Bunları da özdeşleştirebilirsin hava, toprak, suyla. Mesela elektromanyetik kuvveti, çünkü elektronla ilgili, buna toprak diyebilirsin. Bu zayıf nükleer kuvvete hava diyebilirsin. Diğer nükleer kuvvete su diyebilirsin. Şeye de, yer çekimi kuvvetine de efendim ateş diyebilirsin. Yani bunların hepsini o zamanki anlayışta öyle anlatmışlar. Bu böyle. Mesela bu gamalı haç ne tarafa dönüyor? Mesela burada Hitler'in seçtiği tam ters. Yani neye yani göre ters? Tersine mi? Şöyle mesela kainat şu anda kainat demeyelim de güneş sisteminin düzeni, ben onu zodyakta anlatıyorum. Güneş sisteminin düzeni şöyle. Dünya güneşin etrafında saat yönünü tersine dönüyor. Kabe'deki tavaf da aynı. Hı hı. Yani ortaya Kabe'yi koy güneşte. Zaten Kabe'nin buradan güneş tapınağı olduğunu iddia edenler de var. Efendim. Nereye dönüyor tavaf? Terse. Bu terse dönmezse ne olur? Mesela kutuplar takla atıp güneş batıdan doğmaya başlayınca bu saat yönünde dönecek. Hitler'inki saat yönünde dönüyordu. Bu şu demektir. Ben gelecekteki bir şeyi kuruyorum. Yani bu dünyanın bu sistemi değişecek ve gelecek uzun çağlara dönük saat yönünde dönen bir gamalı açı seçmiş. Ama şimdi mesela bu gamalı açı tamamen böyle lanetlendiği için bu sembol, bu aslında bu da kainatın yine dört kuvvetini temsil ediyor. Ama güneş sisteminin de yani dünyanın düzenini de aslında temsil ediyor. Çünkü uçları var. Bu uçları bir dönüş istikameti veriyor. Bunun terse dönüşü olursa, yani bu terse dönüş şu andaki düzen, ama Hitler şu andaki düzenin tersini seçtiği için bu şu demektir. Ben şu anda kuruyorum düzenimi ama geleceğe dönük. Yani dünya takla attıktan sonra da ebedi olarak çağlar boyu ben hakim olacağım manasına geliyor. Şimdi bu Davut Saul devam edelim mi? Yani toplayabildiğimiz kadar. Toplayamıyoruz. Hayır şey için. Devam edeceğiz. Çocuğu ve neslini mi diyoruz? Hayır neslini değil de şimdi burada ne oldu? Bir Yahuda oğullarından çağırdılar, davet ettiler ama bütün halk dedi ki gel dedi, kral ol dedi. Ve o krallığı kendi gücüyle ele geçirdi. Şimdi burada kendi gücüyle ele geçirmesi aslında Davut kral olma şartlarına haiz değil. İsraillerin kanunlarına veya sistemlerine göre, uygulamalarına göre. Çünkü neden? Anne annesi veya anne dedesinin annesi İsrailoğullarından değil. İstersen o bölümde de onun hikayesini anlatır, bugüne bağlarız. Tamam öyle yapalım. O zaman burada da yeni bir ara verelim. Üçüncü bölümde devam edelim. Bir ara veriyoruz, devam edeceğiz.